Merhabalar efendim. Şimdi acaba siz hangi gruptasınız? Bunu bir gözden geçirelim. Temel felsefemiz hastalık yoktur, hasta vardır. Ve dolayısıyla hastalar kendi içlerinde bile çok çeşitli gruplara ayrılabilirler, aynı hastalıkları olmasına karşın. Tabii kişileri yaş, cinsiyet gibi bir takım kriterleri kullanarak da ayırabilirsiniz. Efendim bunun yanına ne ekleyebilirsiniz? Sigarayı ekleyebilirsiniz. Kiloyu ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki bizim konumuzda çok yakından ilgisi olduğu üzere kolesterolü de ekleyebiliriz. Ekleyeceğiz mutlaka. Başka ne var aklınıza gelen? Şeker hastalığı en çok korkulan sıkıntılı durum. Ondan korunmamız gerekiyor. Onun detaylarına değineceğiz. Nasıl metabolik sendromdan kurtulur? nasıl kilodan kurtuluruz. Ama bir başka şeye bakmamız gerekiyor. O da şu, kişilerin hastalık seyirleri de birbirlerinden farklı. Yani kişi farklı, hastalık farklı. Nitekim örnekleri göreceğiz. Bütün hastaları bir gruba indirmek çok söz konusu değil. Ve bunun ötesinde bizim üzerinde duracağımız nokta şu olacak, kişilere müdahale edilmiş olabilir. Yani kişiler ne olur? balon stent bypass olmuş olabilir. Şimdi adaylarımıza bir bakalım. Mesela birinci adayımız şöyle birisi olsun. Damar tıkanıklığı yok ama ailede var. Korkuyor. Ne yapmalıyım? Veya ailede yok ama damar tıkanıklığım olacak diye korkan bir grup var. Bu ilk grubumuz. Şimdi bakalım siz hangi gruptasınız ve grupları ne kadar çoğaltabileceğiz. İkinci adaya bakalım. Anji oldum ve damarlarımda %50'den az darlık var ilaç tedavisi verdiler. Ne yapmalıyım? Yani ileride bu darlıklar daha artarsa sıkıntıya gireceğini düşündüğü için kafasında bir takım soru işaretleri olan bir aday. Şimdi geldik üçüncü adayımıza. Üçüncü adayımızın özelliği o da anji olmuş ve bir damarında sorun bulunmuş ve o damarında da stent takıldığını varsayıyoruz. Diğer damarlarında darlıklar olur mu diye bir endişesi var. Ya da diğerlerinde de aynı şekilde darlıklar varsa da hasta sıkıntıya girebilir. Yani bir devamında stent var diğerlerinde yüzde az acaba onda da bir sıkıntı olur mu? Onun sorusu da bu. Yani ben toplam 9 aday buldum. Siz kaç tane bulursunuz? Mesela dördüncü adayda anji olmuş, bir stent takılmış ve bir yıl içinde stente bir daralma olmuş, ikinci stent takılmış ameliyata mı gidiyorum diye bir endişesi var. Bu da önemli sayıda hasta gruplarından bir tanesi. Tecrübeli hastalar bunlar. Tabi stent üzerinden gidersek birkaç aday daha bulabiliriz. Şöyle ki mesela kişi anji olmuş ve birden fazla stent takılmış. Yani birden fazla olması yeterli. 2 olabilir, 3 olabilir, 6-7'ler falan tabi onlar iyice sıkıntılı. Ve dolayısıyla şimdi korkuyor ya bu stentlere bir şey olur sever ameliyat olur muyum diye. Onun da öyle bir korkusu var. Gene aynı şekilde hastalarımız anjiyo oluyorlar, farklı senaryolara gidiyorlar. Mesela buna demişler ki "Anjoda ameliyat ol." demişler. Ben de istemedim. Onun üzerine bana 3 damarımda darlık vardı. 3 tane stent taktılar. Ne yapabilirim diye soruyor. Yani ameliyattan korkuyor, tekrar ameliyata gider miyim diye bir korkusu var. Gene anji olmuş bir hasta ile devam edelim isterseniz. Bu hasta da anji sonrasında ameliyat olmuş. Ee, ve damarlarım tekrar tıkanır mı diye bir endişesi var. Yani tekrar bir ameliyata gidirir miyim diye. Tabi mesela bu grubun içerisinde başka bir alt grup daha ekleyelim. Kriz geçirmiş olanlar da ayrı bir grup oluyor. Şimdi bakalım 8. adayımız bypass olmuş. Şikayet olmuş tekrar, bu sefer başka bir damarını stent takmışlar veya bypass olan damarları da stent takmış olabilirler. Bu da diyor ki acaba ilerideki benim durumum ne olacak? Öyle bir sorusu var kafasında. Şimdi dokuzuncu adayımız Anjo sonrası damarlarımın ameliyata uygun olmadığını söylediler. Ne seçeneklerim var diye soruyor. Tabii bu da önemli bir sıkıntı. Çünkü kişinin damar yapısı kötü olursa stent ve ameliyattan fayda görmüyor. Biraz seçenekleri az olan hasta grubu. Gördüğünüz üzere senaryo çok, çözümler sınırlı. O yüzden şimdi risk gruplarına bakacağız ve risk grupları üzerinden kafanızda bir fikir oluşacak. Ona göre bitkisel beslenmeye geçeceğiz. Böylelikle kafanızda daha net bir tablo oluşacak. Sırayla izlemenizi istememin sebebi de bu efendim. Evet, görüşmek üzere, hoşçakalınız.